Değerli izleyenler, Bandırma Manşet'te hafta sonu yorumlarımız devam ediyor. Alt liglerden sonra sıra geldi 1. Türkiye Ligi'ne. Evet hocam, 1. Türkiye Ligi'nde yorumlarımıza haftanın toplu sonuçlarıyla başlayalım. Buyurun. Başlarım. Hiç, yani başlamak da istemiyorum. Çok üzgünüm. Kafam hep Elazığ maçında kaldı. Bu hafta herhalde zor bir program, zor bir söyleşi yapacağız. Malatya, Urfa Spor'u 2-1 ile geçti. 2-0 öne geçti. Urfa toparlandı. Fakat Urfa'ya tek gol yetmedi. Yeni Malatya sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu. Sivas önce öne geçti, sonra Balıkesir beraberlik golü bulunca evinde çok önemli 2 puanı hediye etmiş oldu. Balıkesir'de yabana atmamalı. Balıkesir'de playoff'u zorlayan bir ekip. Üstelik bir maçı eksik. Giresun Eskişehir maçından dostluk çıktı. Beraberlik kötü bir sonuç değil Eskişehir için. Giresun zorlu bir deplasmanda Eskişehir için. Bakalım Mustafa Denizli ne yapacak, onu birlikte göreceğiz. Göztepe kendi evinde Ümraniye Spor'a 1-0 yenilince antrenör teknik adamları Galatasaraylı Okan'ı istifaya davet ettiler. Okan için iyi haftalar gözükmüyor. İnşallah, yani Göztepe adına konuşuyorum, Göztepe maçı kazanır da antrenörler de yerlerini korumuş olurlar. Çünkü antrenörlerin biliyorsun Türkiye liglerinde kaderleri alacakları iki kötü sonuca bağlı. Çok antrenör değiştiriyoruz biz. Denizli Boluspor'u amatör ruhuyla 3-2 geçmesini bildi. Sessiz sedasız Denizli playoff oynuyor diyebilirim. Adana Demir Manisa'yı yönünde zorlandı. Manisa önce öne geçti savaşla. Daha sonra Adana Demir beraberliği sağladı. Mersin öne geçtiği karşılaşmada Altınordu'nun golüne engel olamayınca bir puana yetinmek zorunda kaldı. Bandırma Spor'umuz ya öne geçti karşılaşmada, yine Elazığ Spor'a arka arka yedi iki golle teslim oldu. Tabi bizim tarafımızdan çok üzücü bir sonuçtu. Samsun Spor'la da Gaziantep Büyükşehir Belediye yenişemeyerek sahadan golsüz beraber ayrıldılar sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz ligdeki tek izlediğimiz karşılaşma Bandırma Spor karşılaşması. Buna dönelim. Bandırma Spor Elazığ'ı konuk etti. 1-0 galipken 2-1 mağlubiyetle maçı verdik. Bu bizim için hiç iyi olmadı. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Bloklar halinde yorum alalım. Kesinlikle beklemiyordum. Kesinlikle, yani Manisa'daki çok kötü oyunumuza rağmen elimizdeki malzemeyi bildiğim için beklemiyordum. Bunu açıkça söyleyeyim. Baktım bloklara, Okan her maç üzerine koyuyor. Okan zaten genç milli bir futbolcumuz. Milli takımlar umut, milli takımlarında yer alan bir eldiven. Kendisini kutluyorum. Pozisyonlarda çok dikkatli, maçı yaşayan bir isim. Sabek Ömer hangi performansıyla görev veriliyor onu anlamış değilim. Ömer'e dikkat diyorum. Ömer son 2-3 haftada kendi koridorunu iyi kontrol edemeyen, içe kat eden, kendi koridorunu boşaltan bir isim. Yusuf Hoca bu Ömer'in koridorunu tekrar gözden geçirecektir. Bilal tecrübesiz bütün maçları kaldıracak bir futbolcu değil. Bilal aşağı yukarı 6-7 aydır Yeşilbursa'dan sonra lig maçına çıkmıyor. Maç deneyimi, maç kondisyonu eksik olan bir futbolcu. Bilal'e de bir şey demek istemiyorum. Çok önemli bütün kritik karşılaşmalarda maç eksiği olan futbolculara şans vermek büyük bir risktir. Bandırma Spor bu riski Bilal'le yaşadı. Hem Bandırma Spor oldu, hem Bilal'i kaybettik futbol adına. Birimler tek başına kaldı Göbek'te. Elinden geldiğini ortaya koydu. Emektar Serkan nihayet aylar sonra, yıllar sonra demeyeceğim, takıma döndü. Serkan kötü bir kumaş değil. Ayakları çok iyidir. Serkan'la İsmet Hakkı'nın ben ikili oyunlarını çok beğenirim. Serkan boş bir topçu değil. En azından Gökhan'ı buradan zorlayacaktır. Buna inanıyorum. Bahrican beni şaşırttı. Bahrican orta sahada Galatasaray'ın sabrisi, Bandırma Spor'un sabrisi diyeyim. Dengesiz fakat çok güçlü. İki kişilik oynamaya çalışan ama top kesiciliğin ne kadar iyi olsa bile topu oyuna sokmada sıkıntılar yaşayan bir isim. Maçın yıldızı Drogba'ydı. Drogba çok iyi bir ön liberoluk yaptı. Takım oynadı. Bütün arkadaşların açıklarını kapattı. Marimo da elinden geldiğini, geniş sağ alan adamı değil, Marimo da dar alan adamı. Burada Göbek'te bir tane akıllı adam olmayınca, Göbek defansif anlamda çalıştı ama ofansif anlamda çalışamadı. Top taşıyamadık.
Bir tek Gökhan Karadeniz'e güvendik. Gökhan Karadeniz'de Bahrican ön libero'da oynadığı zaman Gökhan Karadeniz sağ kanada gitmek zorunda kaldı. Gökhan Karadeniz de dar alan adamı, geniş alan adamı değil. Gökhan Karadeniz'in enerjisini çok tasarruflu kullanmalıyız. Bu çocuğu boşuna koşturmamalıyız diyorum. Gökhan Karadeniz Bandırma'nın aradığı bir isim diyorum. Atabey yine ölüsü topçu deriz. Geldim affetmeyen. Rakibi rahatsız eden ama Atabey'e biz top getiremiyoruz. Bu Atabey elimizden kapacaklar diyorum. Ama ne hikmetse işte oyuncu değişikliklerindeki yorum farkı Atabey'in oyundan alınması. Atabey oyundan çıkacak en son adamdı. Yusuf Hoca ne yaptı etti? Atabey oyundan aldı. Ne düşündü? Herhalde oyuna sonradan soktu. Üstünü geri çıkarmamak için, üstünü koruma adına Atabey oyundan almak zorunda kaldı. Feridun da iyi top alamayınca beklediğimiz Feridun'dan çok çok uzaktı Elazığ maçında. Elazığ takım iyi bir takım. Takım oyunu çok iyi oynayan bir takım. Pek sivrilen kahramanları yok. Ama bir 6 numara izledim ben. 6 numara. Harika bir ön libero. Yan kademe nedir? Top nasıl çabuk oynanır? Ön sezi nedir? Rakipten top nasıl kapılır? Bir ön libero dersi verdi. Bu futbolcuya dikkat diyorum. Bunun yanında Çağrı sinirlerine yenilmediği dakikalarda 65 numara etkiliydi. Kaleci Çağlar tam bir profesyonel. Özellikle ilk yarı maçtan en az 2-3 dakika çaldı. Nedense maçın hakemi buna göz yumdu. Çağlar da profesyonelliğini konuşturur diyorum. Yani sözün kısası biz bu maçı bedavadan verdik. Kazanacağımız maçı puansız kapatmak zorunda kaldık. Yani bu bakımdan üzüntüm sonsuz. Sevgili Zeki. Evet hocam teşekkür ediyorum. O zaman biz Elazığ maçında İlk 11'i nasıl buldun hocam? Yani biz sizce sürpriz isimler var mı? Vardı. Çok güzel bir soru. Mesela ben Bahrican'ı beklemiyordum. Bahrican'ı oynatacaksanız Ömer'i kenara alırsınız. Bahrican'ı sağ beke bıraktığınızda oraya David gibi bir ön libero koyabilirsiniz. Eğer içeride oynuyorsanız gole ihtiyacınız varsa hatta Doğan gibi çok gezinen, çok gönlü bir oyuncuyla da başlayabilirsiniz. Bahrican ne hikmetse herhalde dedim Yusuf Hoca Elazığ'dan korktu. Elazığ kötü bir takım değil. Tamamen defansif ağırlıklı bir orta saha oluşturdu. Marimo, Droppo, Bahrican. Bir tek Gökhan Karadeniz'e kaldık biz. Bunlar topu kestiler ama topu oyuna sokmakta sıkıntı yaşadılar. Zaten Droppo yaslanarak oynadı. İkinci şaşırdığım Fofana gibi Afrika liglerinde milli olmuş bir futbolcunuz varsa Bilal'le maç eksiği olan Bilal'le başlamanız o da düşündürücüdü. Büyük bir riskti. Yusuf Hoca bu riski disiplin adına aldı ve kaybetti. Eğer Fofana'yla Bilal'in yerine Fofana'yla Bahrican'ın yerine biz David ya da Doğan'la başlasaydık bu maçın gidişatı kesinlikle böyle olmazdı diye düşünüyorum. Tek güvendiğim Yusuf Hoca bu takımı tanıdı. Artık bu küçük hataları da yapmayacak. Ve hak edene formayı verecektir diye düşünüyorum. Yusuf Hoca'ya şu bakımdan hak veriyorum. Daha geleli şurada 15 gün olmadı, 20 gün olmadı. Takımı tanıması için belli bir sürece ihtiyaç var. Tabii değişik futbolcularla görüşüyordur, yöneticilerle görüşüyordur. Ama lig bizi bekler mi? Haftalar azalıyor. Sevgili Zeki 10 hafta kaldı. Benim en büyük endişem bu. Acaba lig bizim doğru karar almamızı bekler mi? Bu da tartışmaya değer ayrı bir soru. Sevgili Zeki. Evet hocam teşekkür ediyorum. Bir de kulübeye bakalım. Kulübe değişiklikleri nasıl buldun? Yusuf Hoca yanılgı yaptı mı bu karşılaşma değişikliklerde? Vallahi şimdi Bahrican şimdi çok ilginçtir futbol. Keşke maç başlamadan evvel rüzgar üstü mü rüzgar altı mı oynayacağımız belli olsa. Bu belli olmadığı için şimdi rüzgar üstüne göre başka takım kurmak zorundasın. Rüzgar altına göre başka takım kurmak zorundasın. Bandırma sahasını biliyorsun. Rüzgarın nereden estiği belli değil. Bandırma sahasında futbol oynamak çok zor. Hele rüzgarlı havada, hele yağmurlu. Bu bizim için avantaj değil mi hocam? Bu sahada çalışıyoruz sonuç itibariyle. Şimdi mutlaka avantaj. Elazığ Spor daha da şaşıracaktır. Rakipler daha da onu kabul ediyorum ama Bandırma Spor ayağa oynamak isteyen bir takım. Bandırma Spor incecik futbolcuların olduğu bir takım. Keşke diyorum ben hava daha rüzgar olmasaydı. Evet. Bu sahada gol atmak çok zor. Savunma yapmak kolaydı bu tür sahalarda. Vurursun gider. Rüzgarın da hızıyla hızlanır. Ama genelde rüzgar Bandırma rüzgarlı bir şehir. Buna göre de bir oyun taktiği bulunmak lazım. Şimdi rüzgar üstü nasıl oynanır, rüzgar altı nasıl oynanır? Yusuf Hoca sanki Bahrican'lı kadroyu sürerek rüzgar altı kadrosunu sahaya sürdü.
Biz de inadına ilk yarı rüzgar üstü oynadık. Bu hatasını 24. dakikada anladı. Eyvah evet. dedi ya benim gole ihtiyacım var. Orta saha top üretemiyor. Ben hemen rüzgar avantajı varken dedi ben oyundan barajını alayım. Yarına çift santrafor üstünü koyayım. Atabey ile üstünü çift santrafor olarak kullandı. Doğru bir karardı. Doğru bir hamleydi. Ne zamana kadar? İlk yarının sonuna kadar. Çift santrafora geçince orta saha bir kişi düştü. Orta sahanın egemenliği gücü Elazığ Spor'a geçti. Evet. İlk yarıda biz gol bulamayınca, şimdi ikinci yarı rüzgar altında oynarken çift santrafor oynamak lükstür. Bu sefer ne yaptı? Hatasından dönmek için kendi kendine karar verdi. Üstünü mü çıkarayım? Sonradan oyuna soktum. Atabey'i mi çıkarayım? Burada duygusal davrandı. Bizim gole en yakın diri topçumuz Atabey oyundan aldı. Oysa oyuna sonradan soktu, üstünü tekrar oyundan alsa daha doğru hamle yapmış olurdum. Atabey daha diriydi. Atabey gibi golcüyü dışarı almak demek 1-0 öndesin. Ben bir daha gol atmayacağım anlamına evet. gelir. Atabey gibi silahı elinden alınca bütün oyunun kontrolü rüzgarın da avantajıyla Elazığ Spor'a geçmiş oldu. Burada kaybettik biz. Son değişiklik zaten Sertaç değişikliği. Tamamen şans değişikliğiydi. Yani olursa olur anlamındaydı. En büyük hata bana göre Yusuf Hoca'nın Bilal ve Bahrican'la oyuna başlaması. Bunun yerine Fofana, Doğan ya da David'i kullanmamasıydı. Bunun özellikle altını çiziyorum. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Bu karşılaşmayı da unutalım diyorum. Cumartesi günü İstanbul'da Ümraniye karşısındayız. Ne diyorsun? Vallahi çok iyi niyetlisin. İnşallah ben de unutmak istiyorum. Ben Ümraniye'yi izledim. Ümraniye Göztepe maçını özellikle izledim. Çünkü bir hafta önce izliyorum ki Bandırma Spor rakibini tanıyayım diye. Ümraniye, Serdar diye Gaziantep'ten tanıdım. Çok iyi bir kontratak adamları var. Serdar Özbayraktar. Geldi mahvetmiyor. Takım oyunu oynuyorlar. Öne çıkan isimleri yok. Toplu olarak gidiyorlar. Hücuma toplu olarak geliyorlar. Çok tehlikeli bir deplasman. Ama Bandırma Spor oyunu ilk yarım saatte tutup doğru kadroyla sahaya doğru kadroyu sürebilirse Ümraniye karşısında ilk yarım saat gol yememesi şartıyla çok güzel sonuçlar imza atabilir. Bandırma Spor'da bu isimler var. Ben güveniyorum Bandırma Spor'a. Artık tabii sakatlanan futbolcularımızın da iyileşmesi için dua ediyorum. Özgür nerelerde diyorum. Bir resmi bir açıklama bekliyorum. Ne zaman iyileşecek bu? Ne var bu çocukta? Kaptanımız da piyasada yok. Fofana'yı bekliyorum. Doğan'ı bekliyorum. Yani Yusuf Hoca bu zaten bu oyunu gören yetenekli bir futbolcuydu. Bandırma Spor'u tanıması için 2 hafta yeter mi yetmez mi bu tartışılır. Yusuf Hoca 1-2 hamle değişikliğiyle zaten yaptığımız röportajda şunu söyledi. Ben dedi 8 adamım belirlerim. 3 adamla oynarım dedi. Ben Yusuf Hoca'nın Bandırma Spor'u tanıyacağına en azından tanıdığına inanmak istiyorum. Ümraniye maçında biraz duygusal bir yorum olacak. Bandırma Spor'dan her şeye rağmen bir puan bekliyor. En az bir puan bekliyor. Ama Ümraniye'nin boş bir takım olmadığını, 6. sırada olduğunu, playoff'u oynadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ümraniye maçlarını bir olimpiyat stadında oynuyor. Seyirci baskısı yok. Bomboş stat. Evet. Yani kendi evimizde gibi oynayacağız. Seyirci kaç. Geçmişte de Ümraniye'de biz maç aldık zaten. Çok büyük rahatlık var ama bizim oyun disipline çok dikkat etmemiz lazım. Doğru kadroyu sahaya sürmemiz lazım. Maçın gidişatına göre doğru değişiklikler yapmamız lazım. Bunları gerçekleştirirsek ben maçı bütün samimiyetimle söylüyorum ortada görüyorum sevgili Zeki. Evet hocam teşekkür ediyorum. 24 haftayı geride bıraktık. Önümüzde 10 hafta var. Nasıl görüyorsun sizin gözünüzle ligdeki şansımızı? Şimdi 10 hafta 30 puan yapar. Biz bu takım Malatya'yı Malatya'da yendi. Ki daha kötü şartlarda. Bu takım Göztepe'den 3-1'den 3-3'e getirdi deplasmanda. Beraberlikle döndü. Bu takım Bolu Spor'u 1-0 yedi. Bu takım iyi takım, iyi çocuklar var. Bizim hatamız isme göre forma vermeyeceğiz. Kim hazırsa ona formayı giydireceğiz. Eskiden iyi topçuymuş. Şu takımdan gelmiş, bu takımdan gelmiş. Hiç önemli değil. İsme göre hareket etmeyeceğiz. İsme göre değil, performansa göre forma verdiğimizde biz 10 haftada istediğimiz sonuçları alırız. Ben içeride dışarıda Bandırma Spor'a güveniyorum. Koskoca Eskişehir Spor'a. Sizce kaç puan lazım hocam? Vallahi o barajı şu anda hesaplamam. Yani 10 maç 30 puan dedik de. O 30 puan
5 maçtan 15 puan yaz. Bandırmaspor'un şu andaki puanı 21, 36. Barajın şu anda 40'larda olduğunu düşünüyorum. 5 maçı alıp dışarıdan da en az 20 puan lazım. En az 3-4 puan getirmemiz gerekiyor sevgili Zeki. Evet hocam, bu arada tabii bu puanların hesabını yaparken bize en büyük maddi manevi desteği yapan bir taraftar grubumuz var. Bu çocuklar da gerçekten çok üzülüyorlar. Onlara biz de üzülüyoruz. Taraftara bir çağrımız var mı? Var. Şimdi geçmişteki eksilerimizi unutalım. Şimdi falanca kötü oynuyor, filanca kötü oynuyor, filanca şöyle düşünüyor. Kişisel duyguları bir tarafa bırakalım. Bandırmaspor hepimizin takımı. Sadece bir kişinin değil, bir antrenörün değil, bir başkanın değil. Bandırmaspor'a son 10 haftada her şeyden daha çok sahip çıkalım. Eleştirici yapacaksak tatlı eleştiriler yapalım, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Bu takımın halen aritmatik şansı var. Kesinlikle hayal kırıklığına kapılmayalım. Bandırmaspor'un seyircisi bilinçlidir. Böyle takımı kötü tezahüratlarla moralini bozmayalım. Yapıcı bir şekilde sahada tutmaya çalışalım. 90 dakika boyunca elimizden gelen desteği verelim. Zaten Bandırmaspor'un taraftarı futbolu bilen, sabırlı, takımına sonuna kadar sahip çıkmasını bilen bir taraftardır. Ben bu taraftar gruplarına tek vücut halinde Bandırmaspor'un yanında olacaklarına inanıyor. Ve Bandırmaspor'un başarısında bu taraftarların desteklerinin büyük rol oynayacağına inanıyorum. Taraftarlara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Son 10 haftada bizim her şeyden önce taraflı tarafsız taraftar desteğine ihtiyacımız var. Bandırma'da da böyle değerli taraftarların olduğuna yürekle inanıyorum sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Gerçekten tribün desteği bizim beklentilerimizin en önemli karşılıklarından biri olacak. Tribünden de bu destek zaten geleceğine inanıyoruz. Evet hocam, bu haftaki yorumlarımızla burada noktaladık. Haftaya görüşmek dileğiyle.